Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarındaki aylık gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Her şeyden önce bize ilettiğiniz sorular için çok teşekkür ederim. Bu sorular bizim olaylara yeni bir bakış açısı geliştirmemize son derece yardımcı oluyor. O nedenle de yine her zaman olduğu gibi izleyici sorularıyla başlayalım istiyorum. Yine bir izleyicimiz geçen ayki programımızın başlığına nazire yaparak demiş ki, peki ev satmak için en uygun zaman hangisi? Gerçekten harika bir soru. Eğer müteahhitseniz her an ya da stokta satılacak evlerinizin biriktiği her an ev satmak için en uygun zamandır. O nedenle de medyaya sürekli alttan haber verirler. Tam ev alınacak zaman diye. Çünkü onlar için satılacak zamandır. Peki müteahhit falan değilim kardeşim, bu işin ticaretini de yapmıyorum. İşte biraz birikimimizle aldığımız birkaç tane ikinci el evimiz var. Onları ne zaman satalım diye soranlar için bunun şöyle bir cevabı var. Sattığınızda elinize geçecek parayla ne yapacağınızı çok iyi biliyor musunuz? Çünkü gayrimenkul satmak demek, eğer ikinci elde ise, bir varlık biçiminden servetinizi bir başka varlık biçimine döndürmek demek. O zaman ne zaman konut satılmalıdır sorusunun cevabı, konuttan daha iyi getirisi olabilecek bir başka varlığa yatırım yapmaya kani olmuşsanız, inanmışsanız, işte o zaman da konut satmak için en iyi zamandır diyelim. Gördüğünüz gibi bu işlerin öyle çok da herkes için geçerli olan bir zamanı yok. Yani altın satmak için en iyi zaman, dolar satmak için en iyi zaman hangisiyse, hemen hemen ev satmak için de kendine göre o parayla ne yapacağınıza bağlı olarak iyi veya kötü zamanı olabilir. Ama şu sıralar sanki ev satmak için iyi bir zamana benziyor benim kanaatimce. Bir başka izleyicimiz de benim diyor portföyümdeki dairelerimin dolar bazında yeterli değere ulaştığını düşünüyorum. Bu nedenle de bu varlık biçiminden, yani gayrimenkul varlığının içindeki konut türünden getirisinin daha yüksek olduğunu düşündüğüm dükkana, arsaya geçmek istiyorum demiş. Arsadan şimdi bahsetmeyeceğim ama dükkana geçişte. Yine bu izleyicimiz demiş ki, konutlarda 25-30 yıl kira çarpanı var, geri dönüş. Ama benim gözlemlediğim dükkanlarda, ticari gayrimenkullerde 15-20 yıl arasında. Bu nedenle kira getirisi için daireden çıkacağım. Kurumsal firmalara kiraya verilmiş ticari gayrimenkullere geçeceğim. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz diye sormuş. Gayet harika bir soru. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada da şöyle bir durum var. Gayrimenkulün alt sınıfları arasında bir varlık değiş tokuşu yapmaktan söz ediyor. Aynı zamanda bu izleyicimiz çok güzel bir şekilde kira getirisi için konuttan çıkmaktan bahsetmiş. Çok da haklı. Çünkü malumunuz kiralara %25 gibi bir sınır konuldu. Ve konutlar iyi bir kira getirisi olan varlık sınıfından önümüzdeki birkaç yıl içinde çıkmış oldu benim kanaatimce. Peki dükkanların ya da ticari gayrimenkullerin getirilerinin yüksekliği, ki bu uzun zamandır böyle, yani oldum olası hep böyledir. Yani evlerin kira getirileri 20 yılken dükkanların 15 yıldır. Evlerin kira getirileri 25-30 yılken dükkanların 20 yıldır. Bu oldum olası böyle. Yeni olan bir şey değil. Peki çok uzun zamandır insan tecrübelerinin fiyatlamasını farklılaştırdığı bir iki ürün arasında demek ki başka bir şey var. O zaman bunu şöyle bir örnekle vereyim. Mesela Eurobond getirileri. Türkiye'nin Eurobond getirileri %12'lere dayandı. Yani Türkiye dışarıdan bir 100 bin dolarlık borç için %12 faiz veriyor. Ama Amerikan hazinesi aynı borç için
3 veriyor. Peki bu aradaki 9 puanlık fark neden kaynaklanıyor? Yani dolarsa dolar, devlet borcuysa devlet borcu. İkisi birbirinden çok fark etmemesine rağmen aralarındaki getiri neden fark ediyor? İşte aralarındaki getirinin farkı risk primi. Yani iki ülkenin de yatırımcılar risk primlerini birbirinden farklı görüyorlar. O nedenle işte konutun kira getirisi düşük, dükkanın kira getirisi yüksek dediğimizde bu getiriler arasındaki fark aslında bu gayrimenkul türlerinin riskliliklerinin farklılığından kaynaklanıyor ve piyasalarda binlerce yatırımcı bunu test ede ede günümüze kadar bunu bir şey olarak getirmişler. O nedenle dükkan yatırımı kira getirisi açısından yüksek gözükse de ekonomik kriz zamanlarında ciddi ölçüde kira kayıpları yaşayan bir yatırım türüdür. Aynı zamanda sadece kira kaybı yaşamaz, sermaye kaybı da yaşayacaktır. O nedenle her zaman dükkanlar, ticari gayrimenkul ile konutlar arasında bir getiri farkı oluşacak. Bunu konjonktürel olarak algılamamak gerekiyor. Dolayısıyla dükkan yatırımı yaparken de dikkatli olmak, bu getiri hesaplarında uzun dönemli nakit akışını, yani 5-10 yıl süreli benim toplayacağım kira ne olacak acaba diye düşünmek gerekiyor. İzleyicimiz, kamu bankalarında kredi kısıtlamaları var. Yeterli kredi verilmiyor. Piyasaya etkisi ne olabilir acaba diye sormuş. Hakikaten geçen ay bu şeyle başladı. Yani kamu bankalarının kredi vermekte isteksiz davrandıkları duyuldu. Sonra ardından BDDK'nın kredilere konut değerleriyle onlara kullanılabilecek kredilerle ilgili kısıtlaması devreye girdi. Buna göre işte enerji kimlik belgesi ve birinci el ya da ikinci el olmasına nazaran konutlar için kullandırılabilecek krediler değerlere bağlandı. Yani 10 milyon lira üzerindeki konutlara artık kredi verilmesini yasaklıyor. 5 milyonla 10 milyon lira arasındaki konutlara en fazla 3,5 milyon, o da en fazla alt kırılımlarıyla düşüyor bu. İşte 2 milyonla 5 milyon lira arasında %60'la sınırlandırıyor. Yani şunu demek istedi kamu otoritesi. Ben kardeşim düşük faizle konut kredisi kullanıyorum diye benden para alınmasını istemiyorum. 500 bin liraya kadar ben kredi vermek istiyorum. 500 bin liraya kadar değeri olan konutlara kredi vermek istiyorum. En fazla da 2 milyon liraya kadar değeri olan konutlara kredi kullandırabilirim demiş oldu. Böylece de aslında o kredi vermekteki isteksizlik bir şekilde de yasal bir mevzuata da dayandırılmış hale geldi. Ancak yine piyasadan duyumlarımız şöyle ki gayrimenkulü başına 150 bin lira, en fazla da 500 bin lira bir kredi kullandırımının söz konusu olduğu duyum olarak bize geliyor. Demek ki zaten konut kredileri piyasasında kamu bankalarının ağırlığı %80-90 civarında. Çünkü kamu bankalarında 1,29 faiz oranı var. Özel bankalarda 2,40, onun tam iki katı kadar, 2,80, 2,70 faiz oranı var. Öyle olunca da %90 konut kredisi kamu bankalarından kullanılıyordu. Demek ki şu anda kamu otoritesi krediler kanalıyla konut piyasasına para akışını engellemek üzere tedbirler almış gözüküyor. Ancak şunu da unutmayalım. İşte 2 milyon liraya kadar olan konutlarda %60'ına kadar kredi dediğimiz zaman bu 1 milyon 200 bine denk geliyor. Ama Türkiye'de şunu biliyoruz. 2000 geçtiğimiz yılın sonuna kadar bir ortalama kullandırılan konut kredisi de 285 bin lira. Yani toplumdaki çoğu kişi konutun değerinin %80'i 90'ı kadar kredi kullanmıyor. Ama önemli bir kısmı da tabii kullanıyordur. Bu ortalamadan bahsediyoruz. Açıkçası bu her halükarda yüksek değerli konut piyasasına yönelik kredi mekanizmasını, kanalını daraltan bir karar ve o piyasadaki konutlarda fiyatlarda bir etkisinin olacağını varsayabiliriz ve tahmin ediyoruz bu politika
devam edecek ve konut piyasasına kredi akışı ciddi ölçüde zayıflayacak. Yine bir başka izleyicimiz de geçen ayda üzerinde durduğumuz kiralarda bir yıl boyunca 2023 Temmuz'una kadar, 1 Temmuz'una kadar artışların %25 ile sınırlandırılmasına feravan etmiş, isyan etmiş. Demiş ki kamu otoritesi madem döviz için böyle bir uygulama yapıyor, o zaman ev sahipleri için de böyle bir şey yapsın. Enflasyona korumalı kira programı ortaya çıkarsın. Enflasyonla bu %25 arasındaki farkı da bizlere ödesin demiş. Zaten biz de zaman zaman bunu dillendirmiş idik. Bunu pek yapamayabilir ama belki kiralık evlerin gayrimenkul sermaye iradı gelir vergisi veya emlak vergisiyle ilgili istisnaları artırıp bir parça da olsa ev sahiplerinin üzerindeki yükü azaltabilir diye düşünüyorum. Bu vesileyle şunu da belirtelim. Bu düzenleme sadece konut kiralarıyla ilgiliydi. Yine ticari gayrimenkullerin kira artışları 12 aylık ortalama TÜFE ile artmaya devam edecek. Peki bu gidişle yıl sonunda mesela Aralık ayında ortalama 12 aylık TÜFE ne olacak dersek, ha, o da %80-90'ları bulacak. O zaman da yani hemen hemen 1-2 ay içinde de ticari gayrimenkullerdeki kiracıların yüksek seslerini, serzenişlerini duymaya başlayabiliriz. Şimdi sevgili izleyicilerimizin bu yorumlarından sonra son bir aydaki gelişmeler ve önümüzdeki neler olacak bir onlara bakalım. Şimdi değerli dostlar, Haziran ayında 150 bin konut satıldı. Mayıs'ta 122 bin, 23 bin konut satılmıştı. Yani müthiş bir sıçrama gibi gözüküyor. Ama herkesin yanıldığı bu şeyi açıklamaya kavuşturalım. Mesele ekonomi kanalı izleyicileri yanılmaz ama onlara da hatırlatmış olalım. Mayıs ayında 18 iş günü vardı. Haziran ayında 22 iş günü. Yani yaklaşık olarak %20 daha fazla çalışıldı Haziran ayında. Dolayısıyla da konut satışlarında meydana gelen artışla yaklaşık %20'ler civarında aslında Mayıs ile Haziran ayında satışlar açısından değişen çok bir şey yok. Haziran ayında da bütün zamanların rekorunu kırdı konut satışları diyelim. Tek istisnası var. 2020 yılı Haziran ayı. 2020 yılı Haziran ayında da bildiğimiz en düşük konut kredi faiz oranı 0,64 uygulanmaya başlamış ve kredili konut satışları patlamıştı. Dolayısıyla onu istisna tutarsak bu Haziran'da da en yüksek konut satışları gerçekleşti. Peki fiyatlar ne durumda? Henüz Merkez Bankası fiyat endeksini açıklamadı. Elimizde sadece Nisan ayı var. Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi'nden istifade ediyorduk. Onlar da henüz açıklamadılar. Elimizde benim tahminlerim var yaklaşık olarak. Ona göre şöyle söyleyebilirim. İstanbul, bütün Türkiye açısından bakarsak fiyatlarda, özür diliyorum, düzeltiyorum. İstanbul açısından notlarıma bakıyorum çünkü onu hesaplayabiliyorum. Fiyatlardaki artış yıllık %220. Kiralardaki artış ise %150 olarak gözüküyor. Yani hem satışlar zirve yapmış, hem fiyatlar coşmuş gitmiş. Ne olacak, nereye gidiyoruz sorularını duyuyorum. Birçok kişinin temennisi yeter artık yönünde. O zaman onların ateşine bir parça su serpelim. Biliyorsunuz en tepede oturan cüceler bile en yüksekte göz. Yani en tepeye çıkan cücenin boyu uzunmuş gibi gelebilir. Ve şunu söyleyebilirim. Konut piyasasında dönüşün sinyalleri başladı. Yani hem fiyat artışlarıyla ilgili hem konut satış adetleriyle ilgili zirveden dönüşe geçtiğimizin işaretlerini gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi isterseniz kısa bir analiz yapalım. Bizim bu satışlar ve fiyatlardaki ani zıplamalar acaba neye bağlıydı? Üç temel faktörden söz ettiğimizi hep biliyorsunuz. Bir tanesi
pandemi döneminde arz azaldı. Toplum donuklaştı, hareket imkanı ortadan kalktı ama pandemi yavaşlayınca arz kendini hemen toparlayamadı. Zaten konut imalatında biliyorsunuz arz bir hayli geriden gelir. Fakat toplum tekrar hareketlenince düğünler vesaireler, tayinler, taşınmalar talep patlama yaptı. Demek ki fiyat artışlarının arkasındaki etkenlerden birincisi buydu. Demografik faktörlerin de etkisiyle talebimiz artıyordu. İkincisi maliyet enflasyonu. Maliyet enflasyonunun bir de küresel bir tarafı var. İşte demirdir, çimentodur, diğer malzemelerdeki kerestedir. Artış bütün dünyada yaşanan bir maliyet enflasyonunun sonucunun bize yansıması artı bizim kendi hatalarımızla kuru patlatmamız sonucu oluşturduğumuz maliyetti. Demek ki bir de maliyet tarafından da yani sadece talep yanlı değil, aynı zamanda arz tarafındaki maliyetle de bir enflasyon ve fiyat artışıyla karşı karşıya geldik. Bakın bununla ilgili yani bunun küreselliğiyle ilgili bir gösterge. Amerika'da da inşaat malzemeleri maliyeti yıllık %20 artmış. Bizde %130 da. Orada %20 artmış ama şöyle yapalım. Orada da enflasyon %8 idi en son. 9 galiba. 8-9'dan %20 yani yaklaşık 2,5 kat kadar daha fazla maliyet enflasyonu var. Yani bu bir küresel sorundu. Biz bunu kuru patlatarak ikiye katlamış olduk. Bir üçüncüsü de yine bu düşük faiz ve yüksek kur sarmalında TL'yi cazip bir yatırım aracı olmaktan çıkarttığımız için insanlar varlıklarını TL'den çıkartıp somut varlıklara yönelme ihtiyacı hissettiler ve Türk lirasından kaçışın da ilave bir talep ve gayrimenkul varlıkları için bir fiyat artışına neden olmuştu. Bu üç faktör bir araya geldiğinde bunu yaşıyorduk. Şimdi bunları tek tek analiz edelim. Arz ve talep, arz henüz yeterince güçlü değil ama fiyatların geldiği bu noktada bu fiyatlar Türkiye'deki insanların gelir düzeyinin çok daha üzerine çıktı. Yani bir tür sürdürülemez fiyatlama noktasına geldik. Gelir fiyat rasyosu açısından. Öyle olunca gerek yeni hane kurulumları, gerek yeni talep tarafında ister istemez bir affordability yani karşılayamama, altından kalkamama problemi talep tarafını zayıflatmaya başladı şimdiden onu görüyoruz. İkincisi maliyet enflasyonu tarafında bir sakinleşme var. Demir fiyatları geriliyor. Bunlar var. Bizde de inşaat enflasyonunun hızlanması yavaşladı. Yani araba işte 100'le gidiyordu. Hızını 120'ye çıkarmıştı. 130'a çıkarmış falan. Hız şimdi sabitlendi. TÜİK verilerine göre %106 civarlarında kaldı. Aylık ortalama %10 civarında artan malzeme maliyetleri %5'ler düzeyine geldi. Yine enflasyon tabii bir artış hızını ölçüyor. Yani arabanın hızlanması durdu, hızı devam ediyor. %106 gibiyiz. Ve bu daha da önümüzdeki dönemlerde yavaşlama sinyali veriyor. Küresel anlamda da böyle maliyetlerdeki düşüş. Demek ki fiyatlar tarafındaki muhtemel yavaşlamanın sinyallerinden bir tanesi de bu. Bir diğerine TL'den kaçış süreci. Artık ben daha önce de söyledim. Daha çabuk olmasını bekliyor idim. Ama artık alan aldı, satan sattı. Parasal servet ya da neyse yer değiştirdi ve herkes varlığını bir yere park etme sürecinin sonuna da geldiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu üç faktörü bir araya getirdiğimizde bu Haziran ayı ortasından itibaren satışlarda da bir yavaşlama var. Yani en zirve olmasına rağmen Haziran ayı ortasından ve içinde bulunduğumuz Temmuz'da da devam eden bir satış yavaşlamasıyla karşı karşıyayız. Bunu ölçerken bir başka şeyim daha var. Kira artışlarıyla fiyat artışları arasındaki makas da ciddi ölçüde açıldı. Konutların kiralarıyla kendini karşılama oranı yani 2 sene önce 22 yıllardayken geçtiğimiz yıl 25 yıla geldi. Bu son 7-8 aylık süreçte de
28 yıla yükseldi ki bu da bir konutun kullanım değeriyle mübadele değeri arasındaki makasın açılması anlamına geliyor. Öyleyse burada bir hafif şişkinlikten bahsedebiliyoruz. Gerek kiralardaki düzenleme, gerek bu kira getirisinde sıfırdan alsanız bile artık bu kiraların mevcut gelir düzeyiyle karşılanamayacak, sürdürülebilecek olmaması nedeniyle de konut fiyatlarında artık bir reel anlamda tabii onu da söylemek istiyorum. Enflasyonun gerisinde kalacak bir artış oranıyla karşılaşma ihtimalimiz kuvvetlendi. Bunun sinyallerini görüyorum. Konut piyasasındaki dönüşün başladığından söz edebiliriz. Yabancılarla ilgili düzenlemeler de tahmin ediyorum bunda etkili oldu. Biliyorsunuz vatandaşlık için 400 bin dolar sınırı getirildi. 250 bin dolardan 400 bin dolara. O da 12-13 Haziran'da bitmişti. O süreçte bir hayli yabancı satışı tetiklendi. Ve Haziran ayında yabancılara yapılan tüm zamanların satış rekoru kırıldı. 8.630 adet satış yapıldı. Bu nedenle de Antalya'da her 3 konuttan birisi yabancıya satıldı. %31,5'a çıktı yabancılara satış oranı. İstanbul'da %14'ler civarına çıktı. Ve Türkiye'de yine Haziran ayında alınan tedbirlerden bir tanesi de 1600 küsur mahallede yabancıya ikamet kapatıldı. Örneğin kiraların bir yıl öncesine göre %400 civarında arttığı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 3 mahalle yabancı ikametine kapatıldı. Hakeza Alanya'da 4 mahalle yabancı ikametine kapatıldı. İstanbul'da da Fatih'te ağırlıkla Esenyurt'ta 8 mahalle. Yani toplam bütün Türkiye'de 1600 küsur mahalle yabancı ikametine de kapatıldı. Bunlar da bir başka etki olarak karşımıza çıkıyor. Peki yabancı satışlarını etkilen bir başka unsur da Ruslar oldu. Daha önceden mesela Mayıs ayında 1275 adet konut almışlardı. Haziran ayında 1900 adete çıktılar. Ondan önce Ruslar gerilerdeydi bir hayli. 4. 5. sırada ayda 200-250 tane konut alıyorlardı. Şimdi 2000'lere doğru gelmiş durumdalar. Ama ne olursa olsun konut piyasasındaki artık zirveden dönüş sinyallerinden bahsedebiliyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın diyorum. Sorularınızı, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.